Herkese iyi haftalar. Saatler 14.45. Pazartesi günü ilk yayınımızla siz ve biz bir aradayız seans notlarında. Biraz beklentilerin dışında bir açılışı oldu bugün piyasalar açısından. Çünkü cuma gece yarısı Moody's'den bir hareket bekleniyordu. Ama Moody's es geçti. Cuma akşamı ne görünümde ne notta herhangi bir hareket yaşanmadı. Bu da belki de hani o beklentilerin gerçekleşmemesi anlamında bir miktar hayal kırıklığı yarattı. BIST 100 %1.62 ekside ve 7864 puandayız. Her ne kadar geçen hafta özellikle de bankacılık endeksi ve bazı blue chip şirketlere gelen alımlarla 8000'e doğru bir hamle yapmış olsa da bunun üstüne henüz çıkamadığını ve bugün de satış baskısıyla karşılaştığını görebiliriz. Dolar TL'ye dönüp baktığımızda %0.18'lik bir yukarı yönlü hareket, 29.04.97. Euro TL'de de %0.37'lik bir yukarı yönlü hareket, 31.72.08 seviyelerine geldiğimizi söyleyelim. Yani her iki tarafta da kur yukarıda, Euro dolar paritesinde de yine yukarı yönlü bir hareket, 1.09'un üstündeyiz. 1.09.11 burada da oldukça hızlı bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Belki geçtiğimiz haftadan bu yana 1.08'in altında biraz oyalanmıştı. Şimdi yeniden 1.09 ve acaba daha yukarısı olur mu soruları gündeme geldi. Emtia tarafına da bir dönüp bakalım altında neler oluyor diye baktığımızda %0.12'lik bir artış spotta görüyorum. 2021 dolar seviyesinin üstündeyiz. Gram altında da %0.44'lük bir yükselişle 1888 liranın üzerinden gerçekleşiyor işlemler. Gümüşte spotta %0.31'lik bir artış var. 23.93 seviyesini görüyorum. Brent petrolle WTI'ye baktığımda her ikisinde de yön yukarı. Brent biraz daha belirgin %0.91 artışla 77 dolar 28 sentten işlem görürken WTI tarafındaki yükseliş %0.76'ya tekabül ediyor ve 71 dolar 97 sentten geçiyor işlemler. Şimdi biz birazdan seans notlarında biraz daha farklı bir format yaşayacağız. Bugün için söylüyorum. ABD temsilcimiz Ali Çınar'ın çok kıymetli bir röportajı oldu. Özellikle de Fed'in bundan sonra neler yapabileceğine ilişkin bir röportaj gerçekleştirdi kendisi Chris Kotowski ile. Kendisi Chris Kotowski de biliyorsunuz Oppenheimer'ın direktörü. Dolayısıyla Fed'e ilişkin piyasanın tam da göbeğinden nasıl bir yorum geliyor noktasında bu röportaj önemli. Buna birazdan geçeceğiz. Hemen sonrasında da bana Marbaş Menkul Değerler Strateji ve Varlık Yönetimi Direktörü Volkan Dükkancık eşlik ediyor olacak. Bu haftaya ve ötesine ilişkin piyasa beklentileriyle de Volkan'la konuşacağız. Hadi başlayalım. Peki Ali Çınar, Oppenheimer direktörü Chris Kotowski ile konuştu dedik. Güzel bir röportaj gerçekleştirdi her zamanki gibi. Ve Kotowski şöyle bir bakıyorum da özellikle enflasyonun hala yapışkan ve faizlerin de nispeten yüksek seviyelerde daha uzun süre kalabileceğine ilişkin bir yorumu dikkatimi çekiyor. Detaylar röportajın içinde. Buyurun. Evet, değerli bir isim bizimle birlikte Chris Kotowski'yi ağırlıyoruz. Kendisi Oppenheimer'da yönetici. Chris merhabalar. Evet, çok teşekkürler beni ağırladığınız için. Evet, Fed bir şekilde 3 tane faiz indirimi bekliyor 2024'te. Buradan beklentilerin nedir genel olarak Fed'e dair? Evet, ben buna görünce inanacağım diyebilirim. Ben bir ekonomist değilim ama benim şahsi görüşüm şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda her iki tarafta bir şekilde bir globalizasyona uzaklaşmaya çalışıyor ve aynı zamanda da göçmenlik konusunda çok sıkılaştırıcı bir politika izliyor. Dolayısıyla bunlar aslında bir noktada
enflasyon için kötü ama istihdam için iyi bir durum oluşturabilir. Dolayısıyla benim genel beklentim enflasyon belki de insanların düşündüğüne kıyasla biraz daha yapışkan olabilir ve faizler daha yüksek kalmak durumunda kalabilir daha uzun süre. Ama tabii ki onlar onlara bağlı bir durum. Belki önümüzdeki dönem kesintiye gidebilirler. Peki finansal sektörde nasıl bir oynaklık yaratıyor? Evet, bence bu, yani çok açık konuşmak gerekirse benim bakış açımdan baktığım zaman bir noktada pandemi sonrasındaki dönemi kötü ele aldılar diye düşünüyorum. Ve bu şu anlama geliyor. Yani örneğin aşılar bir şekilde çok genele yayılan bir şekilde Nisan, Mayıs'da 2021'de hayata geçti. Ve Haziran 2021 itibariyle insanlar restoranlara gitmeye başladı. Maskesiz uçaklara binmeye başladı. Ve bence direkt olarak dünyanın pandemiden sonra değiştiğine dair bir sinyal yoktu. Ve bu dönüşüme rağmen Fed bir şekilde parasal genişlemesine devam etti 9 ay boyunca. Ve bence bu gereksiz bir canlandırmaydı, gereksiz bir teşvikti ve enflasyon baskılarını kötüleştirdi. Ve bu da Fed'i bir şekilde şu anda yapmış olduğu şekilde faizleri artırmak zorunda kaldı. Ve işte Silicon Valley Bankası ve diğer bankalardaki sıkıntıları yarattı. Ve bu da farklı bankaları olumsuz etkiledi o dönemde. Yani ben Fed'e bir C eksi notu verirdim sanıyorum ki burada. Bütün bu pandemi sonrasında, aşı sonrasındaki o durumda yaptığı politikalara kötü not verirdim. Evet, hisse piyasaları Fed'in faiz indirimlerini beklentileri dahilinde bir şekilde rally yapıyor. Acaba 2024'te nasıl olacak? Oradaki riskler, fırsatlar ne olacak hisse piyasalarına ilişkin olarak? Ben hisse piyasalarına genel olarak bir yorum yapmayacağım şu an ama bankacılık tarafı benim biraz daha uzmanlık alanım. Onu söyleyeceğim. Direkt olarak çok fazla satış yaşadı Silicon Valley bankacılık krizi sonrasında ve bence finansal sisteme baktığımız zaman aslında o noktada çok güçlü bir halde kaldı. Ama finansal piyasalar tarafında kötü bir reaksiyonla karşılaştık ve dolayısıyla burada iyi bir haber geldiği zaman, yani işte %5 ila 6 oranında bankacılık tarafındaki yükseldiğini görüyoruz ve bu noktada biraz daha bir dönüşüm söz konusu. Bence, yani bana göre baktığınız zaman buradaki negatif duruş biraz daha pozitif tarafa doğru geçiyor ve bankaların karlılık oranları şaşırtıcı bir şekilde bütün bu süreçte çok iyi oldu ve bunun böyle devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla benim temel öngörüm şöyle: bankalar ve finans sektörü iyi performans göstermeye devam edecek, pozitif kalacak ve bence burada hisse tarafındaki getirilere baktığımız zaman orada da bir sağlıklı durum olduğunu görüyoruz ve hisse piyasaları tarihsel değerlemelerine göre de çok düşük seviyelerde. Dolayısıyla ben bankacılık tarafında pozitif bir durumdayım. Evet, Kotowski'nin yorumları böyle. Bankacılık sektöründe Amerika tarafında sürpriz sonuçlar elde ettiğini söyledi. Ben aslında biraz içeride ne oluyor, belki yine bu alanda neler oluyor onu da konuşmak istiyorum. Marbaş Menkul Değerler Strateji ve Varlık Yönetim Direktörü Volkan Dükkancık'la. Volkan, hoş geldin. Selamlar Didem, iyi yayınlar. İyi haftalar, sana da iyi yayınlar. Şimdi girişte de söyledim, bir miktar hayal kırıklığı oldum. Bu Moody's'in özellikle cuma akşamını pas geçmesi ne anlama geliyor olabilir? Çünkü biz özellikle son bir haftadır çok önden konuşulmaya başlandığını duymuştuk. Bir sürü şey konuşuluyor gerçi piyasada. Birçoğu da bilgi kirliliğine yol açtığı için biz ekranlarda zaten dile bile getirmiyoruz. Ki nitekim de bir pas eylemi gerçekleşti Moody's'den. Şimdi bunun yansımalarını mı izlemekteyiz? Evet, öyle de denebilir aslında ama büyük resimde zaten endeksin bir yere gittiği yok.
Didem, bunu kabul etmek lazım. Yani biz 4 aydır patinaj çekiyoruz. Ağustos ortasından beri aslında bakıldığında endeksin çok bir yere gittiği yok. Evet, sektörel bazda net ayrışmalar olabiliyor son dönemde bankacılık endeksinde olduğu gibi. Ama dönem dönem böyle piyasa kendine böyle ufak hikayeler yaratmaya çalışıyor. Tabii S&P'nin o gündem dışı toplantısıyla görünümü pozitife çevirmesinin ardından Moody's de yıl bitmeden artık o da Fitch'e ve S&P'ye katılır beklentisindeydik. Hatta not arttırılabilir diye beklenti de vardı piyasada. Çünkü Moody's hatta piyasa tabiriyle sıfırcı Moody's bizim notumuzu S&P ve Fitch'in bir kademe altında tutuyor. Evet. Dolayısıyla ama ben buna şöyle bakıyorum. Yani evet, piyasa öyle bir beklentiye girdi. Bulduğunu alamayınca biraz realizasyon gelmesi normal. Ama bir karar gelseydi de 8000'den gelmeyecekti de 8200'den gelecekti bu realizasyon. Çünkü endeksin çok bir yere gitme niyeti yok. Bir defa bunu bilmek lazım. Ama şunu da söylemek lazım. Yani Moody's'in not arttırması, arttırmaması, görünümü yükseltmesi çok da bağlayıcı olmamalı yatırımcı açısından. Sonuçta Moody's'in ya da derecelendirme kuruluşlarının kararı bir sonuç. Piyasanın yükselmesi için bir sebep değil. Yani atılan ekonomik adımların getirdiği bir sonuç. Dolayısıyla biz atılan adımlara odaklanmaya devam ediyor olacağız. Ve bunun karşılığını da açıkçası ben 2024 yılında eğer ki böyle kendi bacağımıza sıkacak hamleler yapmazsak, mevcut politikalardan ödün vermeden yolumuza devam edersek, ben 2024 yılı içerisinde Moody's'ten de S&P'den de Fitch'ten de not artırımları geleceği kanaatindeyim. Hatta birden fazla not artırımları da gelebilir. Ama piyasa kendi kendine öyle bir havaya sokmuştu, gelebilir mi diye. Onu göremeyince biraz hayal kırıklığı olduğunu söylemek mümkün. Ama tekrar altını çizeyim. Çok enseyi karartacak bir durum yok. Hatta S&P'de gündemdeki değerlendirmesini es geçip gündem dışı bir değerlendirmeyle görünümü yükseltmişti. Moody's de bir gece ansızın gelip görünümde ya da notta bir değişiklik yapabilir. O yüzden yatırımcıların buna çok takılmamasını ben nacizane öneriyorum bu aşamada. Peki, yani öyle bir gece ansızın gelmesin canım. Yani neyse, açık açık ben geliyorum ve böyle bir karar aldım diyerek gelsin artık. Bizim yüreğimiz öyle gecelere mecelere falan katlanacak durumda değil. Bu arada İstanbul'da da hissedilen dün akşamki deprem içinde yine herkese geçmiş olsun diyorum. Çünkü hakikaten kendini unutturmuyor, hissettiriyor. Ve buna hazırlıklı mıyız? Değiliz. Bir an evvel hazırlanmamız gerekiyor. Bunu bize hatırlatıyor yetkililer. Duyun sesimizi, hazırlayın İstanbul'u ve civarı diyelim bir kez daha. Şimdi Volkan, biraz önce Chris Kotowski'nin röportajını da paylaştık. Ali Çınar'ın ellerine sağlık, yine gerçekleştirdi bu röportajı. Ve orada bankacılık sektörüyle ilgili yorumlar vardı. ABD tarafına ilişkin elbette, ama ben özellikle bizde nasıl bir süreç ve görünüm beklenebilir sektör için diye sormak istiyorum. Özellikle de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın röportajını hepimiz okuduk ve bunun içindeki teknik detaylar bizleri ekonomi yayıncılığı anlamında elbette daha fazla ilgilendiriyor. Bu boyutuyla sorayım ben sana, o röportajın içindeki teknik mesajlarla ilgili de bir kaygı, bir şey var mı piyasada bugün ek olarak Moody's'e? Ya açıkçası yani ben oradan böyle cımbızla çıkarılıp böyle negatif yorumlanabilecek şeyleri piyasanın çok almadığını düşünüyorum. Yani bugünkü satışı ben ne hani Moody's'e çok fazla bağlıyorum ne de Sayın Gaye Erkan'ın hafta sonu verdiği röportaja bağlıyorum. Burada piyasanın gidememe nedenleri aslında çok belli. Ama tabii yani o söyleşinin satır aralarında piyasanın bir dakika ya hani Merkez Bankası gerçekten böyle mi düşünüyor? Merkez Bankası kurlar hakkında yatırımcılara hani böyle üst perdeden konuşmalı mı konuşmamalı tadında hani biraz aslında işin magazinsel tarafı öne çıktı bu röportajın. Ama teknik detayına baktığımızda ben öyle piyasayı da çok rahatsız edecek bir şey görmedim. Merkez Bankası'nın bence duruşu çok net. Hatta perşembe günkü kararda da bunu göreceğiz. 250 bas puanlık bir artırımla ben buradayım mesajını vermeye devam edecek. Zamanlama olarak belki içerik olarak çok doğru bir zamanda gelmemiş olabilir. Bir piyasanın biraz daha mutlu mesut olduğu bir dönemde biz bu röportajı görüyor olsak çok daha farklı hikayeler konuşuyor olabilirdik açıkçası. Yani ben buraya bağlanmasını da çok gerçekçi bulmuyorum. Zaten Merkez Bankası'nın duruşunu dediğim gibi Didem perşembe günü net bir şekilde göreceğiz. Tabii bankacılık sektörü üzerinden eğer durumu değerlendirecek evet, olursak. Yani tabii net bir pozitif ayrışma var. Bunun sebepleri veya geldiğimiz ortaya çok şaşırtıcı değil. Seçim öncesinden beri hep şunu konuştuk.
Bankacılık sektörü çok zor bir yılı geride bırakmıştı. Seçim öncesindeki bir buçuk yıl hatta. Yani hatta şu neredeyse şu noktaya gelmiştik. Özel bankalar üzerinden, bankacılık sektörü üzerinden uygulanmaya çalışan bir para politikasına biz tanıklık etmiştik. Regülasyon üstüne regülasyon, bankacılar kendi işlerini yapamaz duruma gelmişti. Şimdi sonrasında normalleşme süreciyle birlikte bankalar nefes aldı. Bir de enflasyon muhasebesinden de açıkçası böyle kenarda tutulduklarını düşündüğümüzde hani orada dedik ki hani karlar hala devam edecek nominal bazda. Ucuz da fiyat kazan çarpanları var. Ve şunu biliyorduk biz. Yine bunu seçim döneminde sıklıkla konuşmuştuk. Yabancı hep sınır kapısında geçip de adım atarsa ilk bankalara gelecek diye. Tam da bu süreci yaşıyoruz aslında. Yabancı bildiği, tanıdığı sektörlere, likit olan sektörlere ve kendine göre hala ucuz çarpanlarla hareket eden sektöre ilgisini ortaya koydu ve net yabancı alımlarıyla belli bir noktaya geldik. Burada sorulması gereken devam eder mi bu net ayrışma? Orada da açıkçası bence soru işaretleri var. Çünkü faizinin geldiği seviye belli, ekonomideki yavaşlama eğilimi belli, sanayi şirketlerinin zor durumda olduğu belli. Bankaların müşterisi kim diye baktığımızda bu sanayi şirketleri. Tabii. Dolayısıyla hani bankacılık sektöründe de böyle rekor karlar beklemememiz gereken bir döneme giriyoruz. Bence oradaki hareket de böyle ilk alevini aldı, biraz daha yatışacak ama şu an yatırımcı böyle hisse seçme noktasına gittiğinde çok fazla seçenek bulamıyor. Özellikle sanayi sektörü üzerinde bir baskı var. Bunu yüksek faizle açıklamak mümkün Didem. Ama bir noktada yani karlara nasıl etki edeceğini tam bir türlü ortaya koyamadığımız enflasyon muhasebesi. Tabii. Şimdi fiyat kazançlar çok ucuz diyoruz ama bu enflasyon muhasebesinden sonra nerede oluşacak bu fiyat kazançlar? Dolayısıyla bununla ilgili belirsizlik de sanki hem yerli yatırımcının hem yabancı yatırımcının bir parça kafasını kurcalıyor gibi geliyor bana. O yüzden birkaç hafta daha bankacılık sektörü, sanayi sektörünün önünde kalacak bence. Ama 2024 ile birlikte biraz daha bu enflasyon muhasebesi konusunda biraz daha böyle ayrıntılar netleştikçe bence orada bir dengelenme önümüzdeki dönemde gelir. Ama kısa vadede ben bankacılık sektöründeki bu ayrışmayı hem bu yabancı akımına hem enflasyon muhasebesinden geri tutulmasına ve bir de belki şunu söylemek lazım. CDS'lerde çok ciddi bir düşüş gördük. Şimdi CDS düşüşü risk algısı olduğu kadar bankaların yurt dışından borçlanma maliyetlerini de ciddi anlamda aşağı getiriyor. Bu da karlılığı önümüzdeki dönemde destekleyebilecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani bahane saymak istersek bankacılık sektörünün ayrışmasına yeterli bahaneler oluştu. Ama bunun da sanki yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz hissiyatındayım ben. Peki şimdi özellikle sanayi endeksin ve bankacılık endeksinin ayrışmasından bahsettin, gerekçelerini de paylaşarak hemen söyleyeyim. Bankacılık endeksi bugün de %0.22 artıda, yani endeks 100 %1.7 aşağıdayken sanayi endeksi %1.9, ulaştırma endeksi de %2.5'luk kayıpla işlem görürken bankacılık endeksi yine tutunuyor, minik de olsa bir pozitifte. Bunun da sonuna geldiysek o zaman endeks için ne olur? Çünkü hani endeksi sürükleyen ana hisseler ağırlık anlamında belli. Orada eğer alım duruyorsa veya iştah azalıyorsa piyasa yatayda kalabilir mi? Yoksa daha küçük hacimlerle de olsa aşağı yönlü yolculuk biraz daha derinleşebilir mi? Evet, çok güzel soru Didem. Aynen, bankacılık sektöründeki benzin de bitince biz biraz daha böyle yataya sardığımız bir piyasa görebiliriz. Burada bence yeni yıl imdadımıza yetişiyor olacak. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi artık yavaş yavaş yabancı yatırımcılar, traderlar yavaş yavaş masalarını topladılar. Artık Noel tatiline doğru çıkma hazırlığındalar. Çok fazla agresif hareketler ben önümüzdeki iki hafta beklemiyorum. Ama yeni yılla birlikte geldiğimizde tüm bu 2024 dağılımları, alokasyonları yapılırken ben bu defa Türkiye'nin gelişmekte olan ülkenin içerisinde biraz daha fazla pay alabileceğini düşünüyorum. Bu pay alım sürecinde tekrar bir hareket, yine belki bir adım bankalar öncelikli olacak ama diğer sektörlerde yayılan bir hareket görmemiz beklentisi içerisindeyim. Zaten bunu da göremezsek bizi maalesef daha üzücü ve zor günler bekleyebilir. Çünkü şu an yabancının karşısında yanında diyeyim hiçbir net alıcı yok. Hatta karşısında çok fazla satıcı var. Yerli kurumsal net satış tarafında Didem. Bunu da hani belli ölçüde rasyonel karşılamak mümkün. Endeksin son 2 senesine baktığımızda 1500 seviyesinden 8000 seviyelerine gelmiş bir endeks var. Evet. Yabancının bir gün geleceği beklentisiyle pozisyon alıp bu, evet yabancı geldi, buyurun malları size veriyoruz diyen bir kesim var.
nefis bir sabit getirili enstrüman seçeneğim var diye buraya kayan bireysel ve daha çok kurumsal fonlar var. Bunlar yeni bir dengelenme içerisinde bence 2024 yılında hepsi bir daha değerlendirilecek ve piyasa bir dengeyi bulacak. Ama bu yerliden yabancıya mal geçiş süreci bence bir süre daha endeksi yoracak ve biraz geniş bir bant olacak belki ama evet, aşağıda 7400 yukarıda 8100 bandında biz bu zikzaklara bence devam edeceğiz ve yeni denge burada oluşacak. Ama 7400'ün altı biraz işte az önce senin böyle altını çizmeye çalıştığın senaryo. Eğer yabancı da vazgeçerse özellikle bankaları almaktan, o zaman biz 7400'ün altında bile fiyatlamalar görebiliriz zaman zaman. Ama bu da şunu beraberinde getirecektir. Şu anki beklenen FK'mız 4,5 2024 sonu için. Oralara geldiğimizde bu FK'lar 4'e yanaşacak ki BIST 100'ün tarihinde 5 FK'nın altında 1-2 aydan fazla kalmışlığı yok endeksin. Ben o yüzden hep şunu söylüyorum bir süredir. %30-40 muhakkak nakit bulunduralım. Nakit de zaten gayet makul bir getiri sağlıyor bize. Tabii. Yani nakit derken evet, o nakdi de işte olası bir 7400'ün aşağı kırıldığı noktada kullanmak üzere portföylerde tutmaya devam etsin yatırımcılar. Çünkü 7000 puan civarına bir geri çekilme endeksin önümüzdeki 8-12 aylık vadesi için muazzam potansiyeller sağlayacaktır. Ama kısa vadede ben hala temkinli iyimser duruşun korunması gerektiği kanaatindeyim. Volkan, sürem doldu ama özellikle sen de mesajında paylaştığın için ben de sormaya niyetlenmiştim. Halka arzlarda parti bitti mi diye paylaşmışsın X üzerinden. Bitti mi? Valla öyle duruyor. Öyle duruyor. Yani hem endeksteki momentumun kaybolması hem de biraz daha büyük montanlı halka arzların gelmesi buradaki sürecin biraz sonuna yaklaştığımızı ya da bu irrasyonel tarafa doğru kayan sürecin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bundan sonra yatırımcılar gerçekten halka arza girerken bana kaç lot gelir, kaç tavan gider hesabından ziyade bu şirket halka arzdan sonra gelecek gelirle nereye yatırım yapacak, büyüyebilecek mi gibi alanlara odaklanması gerekiyor. Çok daha halka arzlarda da seçici olmamız gereken bir sürece girdiğimiz kanaatindeyim Didem. Volkan Dükkancık, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için. Bugün sana iyi haftalar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Aynı zamanda seans notlarının sonuna geldik. Bir aranın ardından yayınımız Akıllı Parayla devam edecek.